Merhaba değerli 6. sınıf öğrencileri. Bu videomuzda sizinle 6. sınıf bilişim teknolojileri 1. dönem 2. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İsterseniz ilk sorularla başlayalım. Bir, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarına ne denir? A. Güvenlik duvarı. B. Siber kavga. C. Siber zorbalık. D. E-Devlet uygulamaları. Arkadaşlar, bir birey veya gruba karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışı siber zorbalıktır. 2. Telif hakları korunan bir eserin sahibinden izin almadan kaçak yollarla çoğaltılmış olan kopyası da ne denir? Beta, lisanslı, korsan, demo. Arkadaşlar, bu tür kaçak yollarla çoğaltılan kitap veya işte bir CD gibi, DVD gibi kopyalara korsan ürünler denir. 3. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram gibi sosyal medya sitelerinde hangi davranış etik, yani doğru değildir? A. Arkadaşımızın fotoğrafını veya videosunu yayınlamadan önce ondan izin almalıyız. Bu doğru bir davranıştır. Etik kurallarına uygun bir davranıştır. B. Hakaret içeren yorumlar yapmamalıyız. Yine bu da etik sınırlar içerisindedir arkadaşlar. C. Özel bilgilerinizi hiç korkmadan paylaşmalıyız. Kesinlikle hiç korkmadan paylaşmamalıyız. Yani daha doğrusu paylaşmaktan korkmalıyız. Çünkü sosyal medya tehlikeli yerlerdir. Buradaki özel bilgilerimiz, adımız, soyadımız, kimlik numaramız, adresimiz gibi bilgiler burada paylaşılmaması gerekiyor. D. Türkçe imla kurallarına dikkat ederek içerik paylaşmalıyız. Evet, bu da yine kurallar içerisindedir. 4. Hakan, bilişim dersinde öğrendiği sunum yapma programı ile ilgili eğitici videolar çekmekte ve bu videoları kendisine ait bir kanalda paylaşarak para kazanmak istemektedir. Hakan, aşağıdaki hangi platformu kullanarak bu isteği gerçekleştirebilir? A. Instagram, B. YouTube, C. WhatsApp, D. Wikipedia. Arkadaşlar, tabii ki şu anda bizim yaptığımız gibi bu uygulama YouTube uygulamasıdır. 5. Berna yaptığı ödevine resim koyarak görselleştirmek istemektedir. Berna'nın ödevine ekleyeceği dosya aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Kelebek PDF, B. Kelebek AVI, C. Kelebek JPG, D. Kelebek TXT. Tabii ki arkadaşlar, daha çok resim dosyası olarak uzantı, JPG dosyaları uzantılıdır. Dolayısıyla bunu eklemelidir. 6. Aşağıdaki hangisi E-Devlet'in faylları arasında yer almaz? A. Zamandan kazanç sağlanacaktır. Doğru arkadaşlar. B. Maliyetler düşecek ve verimlilik artacaktır. Kesinlikle. C. Memnuniyet artacaktır. Evet arkadaşlar. D. Kağıt bağımlılığı ve kullanımı artacaktır. Hayır arkadaşlar. Kağıt bağımlılığı ve kullanımı azalacaktır. O yüzden cevabımız D seçili. 7. İnternete bağlanmayı sağlayan donanım nedir? Kasa, monitör, modem, mouse. Tabii ki arkadaşlar, internete modem aracılığıyla bağlanırız. 8. Deniz internetten bulduğu Gurbete Gideceğim isimli video klibi sahibinden izin almadan YouTube kanalına yüklemiştir. Bir süre sonra YouTube bu videoyu yayından kaldırmıştır. Bunun nedeni aşağıdaki hangisi olabilir? A. Kıskanan kişilerin şikayet etmesi. Değil arkadaşlar. B. Video içinde küfür bulunması. Değil arkadaşlar. C. Telif hakkı kurallarına uymaması. Evet arkadaşlar. Çünkü o ürünü yapan kişiye aittir. Onun izni dışında kullanılamaz. Yani telif haklarına aykırıdır. O yüzden YouTube'da bu videoyu kaldırmıştır. D. Videoyu kimse beğenmediği için. Hayır, bunun alakası yoktur arkadaşlar. 9. Güçlü şifre oluşturmamız için aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır? A. Şifremiz en az 8 basamaklı olmalıdır. Doğru arkadaşlar. B. Tamamı sayılardan olmalıdır. Hayır arkadaşlar. Tamamı sayılardan değil. İçerisinde harf ve hatta nokta gibi, virgül gibi veya işte bir ünlem, soru işareti gibi neler de olmalıdır? Tabii ki işaretler de olmalıdır. O yüzden cevabımız B seçeneği. 10. Teknoloji hayatımızı her açıdan etkilemektedir. Sürekli kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşma isteği aşağıdaki hangisidir? Nomofobi, selfitis, hayalet titreşim, siberkondri. Arkadaşlar, bu selfie çekimidir. Yani kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşma isteği.
daha çok self-interest olarak karşımıza çıkmaktadır. 11. Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin internetiyle ortaya çıkan bir teknolojidir? A. Radyo, B. Akıllı ev teknolojileri, C. Televizyon, D. Fotokopi makinesi. Arkadaşlar, nesnelerle internetin karışımı, birleşimi olarak ortaya çıkan tabii ki akıllı ev teknolojileridir. Ve 12. Aşağıdakilerden hangisi bir müzik dosyasıdır? Sen olsan bari JPG, Cumali Ceber Avi, Bizim Hikaye MP3, Bedalım Doç. Tabii arkadaşlar müzik dosyaları her zaman MP3 uzantılıdır. O yüzden baktığımız zaman bizim hikaye.mp3 cevabımız C seçeneği. 13. Aşağıdaki hangisi TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli işletim sistemimizin adıdır? Windows 10, Linux, Android, Pardus. Arkadaşlar TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve yerli milli işletim sistemimiz tabii ki Pardus'tur. 14. Kaan YouTube üzerinden bir video izlemiş fakat videoyu beğenmemiştir. Bu videoya aşağıdaki yorumlardan hangisini yazması uygun değildir? A. Daha iyi olabilirdi. Evet bunu yazabilir. B. Bu ne biçim video? Çok iğrenç olmuş. Bunu yazmak pek uygun değildir arkadaşlar. Çünkü bir nevi hani incitici kelimeler kullanmamalıyız. Beğenmediğimizi daha güzel yollarla söyleyebiliriz. C. Beğenmedim. Evet, beğenmediğini söyleyebilirsiniz. D. Görüntü kalitesi düşük olmuş. Evet, bu da olabilir tabii ki. 15. Hangisi bilgisayar oyunlarının olumsuz özelliğidir? A. El göz koordinasyonunu geliştirir. B. Bireyleri yalnızlığa sürükleyebilir. C. Düşünme ve strateji becerilerini geliştirir. D. Beyin jimnastiği yapmamıza yardımcı olur. Arkadaşlar tabii ki A, C ve D olumlu yönlerdir ama bireyleri yalnızlığa sürüklemesi olumsuz yönüdür. 16. Tuğçe fotoğraf çekmeyi çok seviyor ve fotoğrafları internete yükleyip internet üzerinden satmaktadır. Diğer kişilerin fotoğrafını izinsiz kullanılması istememektedir. Kitap yazarak para kazanan yazar Ali ise korsan olarak bu fotoğrafı internete indirip kitaplarında kullanmaktadır. Ali aşağıdaki ihlallerden hangisini yapmıştır? Sınır ihlali, emniyet şeridi ihlali, kural ihlali tabii ki arkadaşlar telif hakkı ihlalini yapmıştır. 17. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha güçlü bir parola örneğidir? Şimdi sadece rakamlardan oluşması pek güvenli değildir arkadaşlar. Yine harflerden ve bir rakamdan oluşması da çok güvenli değildir. Sadece isim yazıp 1, 2, 3 yazmak en basitlerinden birisidir. Ama baktığımız zaman küçük harf, büyük harf, rakamlar, işaretler bu şekilde yapılması çok daha güvenlidir. O yüzden cevabımız D seçeneği. 18. Bulut depolama internet üzerinde bize verilen bir alanda dosyalarımızı saklamamıza verilen isimdir. Birçok şirket kullanıcılara dosyalarını internet üzerinden depolayabilmesi için hizmet vermektedir. Aşağıya hangisi bulut depolama hizmeti veren firmalardan biri değildir diyor. Google Drive, Dropbox, Yandex, Dix ve WinRAR. Arkadaşlar Google Drive, Dropbox ve Yandex Disk bunlar bulut depolama sistemleri firmalarıdır ama WinRAR daha çok zip dosyalarını açma programıdır. 19. Bilgisayarımızı zararlı yazılımlardan yani virüslerden korumak için aşağıdaki hangisini yapmamız uygun olmaz? A. Bilgisayarımıza antivirüs yazılımı yüklemeliyiz. Bu doğru bir davranıştır. B. Kimden geldiğini bilmediğimiz e-postaları açmamalıyız. Çok doğru arkadaşlar. C. Kesinlikle internete girmemeliyiz. Hayır, bu çözüm değildi. D. Güvenilir olmayan internet sitelerinde dosya indirmemeliyiz. Evet, bu da doğru bir davranıştır. 20. Aşağıdaki hangisi bilgisayar ağlarının kullanılma amaçlarındandır? A. Yazıcı tarayıcı gibi donanımları paylaşmak. Evet, doğru. Bu amaçlardan biridir. B. Karşılıklı oyun oynamak ve uygulama yazılımı paylaşmak. Bu da yine amaçlarındandır. Dosya alıp göndermek yine. D. Hepsi tabii ki hepsi arkadaşlar. 21. Babacığım, öğretmenin formüller ve tablolama ile ilgili bir ödev verdi ama hangi program ile yapacağımı unuttum. Bilişim teknoloji ders ödevi ile ilgili babanın oğluna hangi cevabı vermesi uygundur? A. MC Paint programını kullanman lazım. Değil arkadaşlar. B. Medyaplier programını ile yapabilirsin. Hayır arkadaşlar. Tabii ki de Microsoft Excel programını kullanacaksın. Evet arkadaşlar. Özellikle tablo ve benzeri hesaplama ve formüllerde Microsoft Excel kullanılır. Cevap C seçeneği.
22. Bilgi ve iletişim teknolojisini kullanarak bir birey ya da gruba karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışları ne denir? A. Güvenlik duvarı, B. Siber kavga, C. Siber zorbalık, D. E-devlet uygulamaları. Arkadaşlar tabii ki bu siber zorbalıktır. 23. Telif hakları korunan bir eserin sahibinden izin almadan kaçak yollarla çoğaltılmış olan kopyası ne denir? Tabii ki arkadaşlar buna korsan denilir. 24. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram gibi sosyal medya sitelerinde hangi davranış etik yani doğru değildir? A. Arkadaşımızın fotoğrafını veya videosunu yayınlamadan önce ondan izin almalıyız. Bu doğru bir davranıştır. B. Hakaret içeren yorumlar yapmamalıyız. Evet yine etik yani doğru bir davranıştır. C. Özel bilgilerimizi hiç korkmadan paylaşmalıyız. Hayır arkadaşlar paylaşmaktan korkmalıyız. Çünkü sosyal medya özellikle bu özel bilgiler için tehlikeli bir yerdir. Yani buradaki adımızı, soyadımızı, kimlik numaramızı, adresimizi ve benzeri IBAN numaramız gibi paylaşımlarda bulunmamalıyız. 25. ve son soru arkadaşlar. Hakan bilişim dersinde öğrendiği sunum yapma programı ile ilgili eğitici videolar çekmekte ve bu videolar kendisine ait bir kanalda paylaşmak istemektedir. Hakan aşağıdaki hangi platformu kullanarak bu isteğini gerçekleştirebilir? A. Instagram, B. YouTube, C. WhatsApp, D. Wikipedia. Tabii ki arkadaşlar bu platform YouTube platformudur. Bu tür şeyleri YouTube'da yayınlayabiliriz. Arkadaşlar sınavımız da tamamlandı. Sınavınıza başarılar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.